Efendim şu kadroya bir bakmanızı istiyorum. Evet. Ülkeyi bunlar yönetse ülke nasıl olurdu? Olur ya, bence güzel olur. Olur olur, güzel olur. Güzel. Şimdikilerden iyi midir? Çok kafa adamlar. Vallahi. Yani daha çok güleriz, daha çok güleriz bence. Şimdi illegal hayatlar biri izlediniz mi? Evet. İkinci filmde olayı meclise taşıyorlar. Evet. Ben şimdi Mahsun'dan öğrendim. Üçüncü filmde Avrupa Birliği'ne gireceğiz abi dedi. Ne söyleyeceksin? Bence gireriz. Vallahi. Her türlü gireriz abi. Avrupa Birliği, BRICS hepsine gireriz. Yeter ki isteyelim. Şu kadroyla biraz sıkıntı olmaz mı? Yok ya, bir tıraş olursak birazcık. Bence ondan sonra hiç problem olacağını zannetmiyorum. İnci taneleri. Evet. Yani gerçekten çok özel bir proje. İlk çıktığı zaman, ilk başladığı zaman toplumda minik bir kaotik duruma böyle bir sebebiyet verdi. O dilber sahneleri, özellikle pavyon sahneleri. Ama toplum galiba mesajı doğru aldı. Nasıl gidiyor dizi? Dizi müthiş gidiyor. Fevkalade gidiyor. Süper gidiyor. Harikulade gidiyor. Şahane gidiyor. Çok eğlenceli. Abi senin bir de orada arkeolog oynuyorsun. Evet. Otel görevlisin ama arkeologsun. Hiç böyle rolünle ilgili arkeolojik bir şeyler araştırdın mı? Böyle çok araştırdım. Karşına en garip ne çıktı şimdi o şeylerde? Arkeolojiyle ilgili. Anlatayım mı çok hızlı? Anlat abi, ne olacak ya? Abi ateşin bulunması çok ilginç. Ateşi buluyorlar, çevresinde toparlanıyorlar. Sonra diyorlar ki madem bir araya geldik konuşalım. Dil de böyle ortaya çıkıyor. Enteresan. Evet, iki sezondur konuşamadım arkeolojiyi. Şu an burada konuşmuş oldum ben de. Yılmaz abi seni nasıl keşfettin? Ben şeydeydim. Altyapı vardı. Altyapıdaydım. Ondan sonra dizine audition gönderdim. Ondan sonra başladık. Seni çok sevdiğini biliyorum. Ben şahsen de konuşmuştum kendisiyle. Öyle yani mi? O sevgiyi nasıl tesis ettin? Çünkü Yılmaz abi çok böyle şeydir. Birazcık katıdır özellikle. Bunu yani, nasıl tesis ettin? Ya büyük bir usta bizim için. Büyük bir öğretmen. Yani şu son bir yılda çok fazla şey öğrendim. Bir de böyle üniversiteden yeni mezun oldum. Bu benim böyle stajım gibi oldu. Sürekli hani onu hem oynarken ondan bir şeyler öğreniyorum, hem senaryo geliyor nasıl yazdığını görüyorum, ondan bir şeyler öğreniyorum. Hem set aralarında konuşuyoruz, hayata dair bir şeyler öğreniyorum. Benim için müthiş öğretici geçiyor. Yılmaz abiden aldığın en büyük ders neydi? Çok kafa açma. Vallahi. Olabilir yani çok. Şimdi onun stand-upçı yanı var, tiyatrocu evet. Yanı var, sinema, yönetmen, şiir. Sende de böyle alternatif dallar var mı? Yani var şu an. Şiir yazar mısın? Yazarım. Vallahi. Yazarım. Romantik, didaktik. Yani. Romantizm çağını böyle diri tutmaya çalışan son birkaç kişiden biriyiz. Ben sana söyleyeyim. 2025 aşk ve sevgi yılı olacakmış. Öyle mi? Evet. Aa, müthiş. Var mı ufukta bir şeyler? Bilmiyorum ya. Varsa da beni bulur. Yani. Fal baktırdın mı? Abi hiç yokum oralarda ama. İnanır mısın falan? Yani hoşuma giderse inanırım. Hoşuna gider. Yani hani. Şimdi el balı mı? Ya haftaya sana 1 milyon dolar verecekler deseler sen yarın çok daha iyi uyanırsın yani. Ona ben de inanırım. Ona inanırız yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Kadınlar ne ister sence? Abi bunu kadınlara sormak lazım bence. Erkekler ama ne ister? Erkekler ne istediğini bilmez bence yani ama. Çok garip bir soru ama istersen cevap vermeyebilirsin. Özellikle ülkemizde yaşadığım son olaylara bakarak cevap vermeni istiyorum. Bir günlüğüne kadın olsan ne yapmak isterdin? Neyi değiştirmek isterdin Türkiye'de? Kadın olarak. Kadın olarak yani erkek olarak bile neleri değiştirebildiğimiz birazcık şüpheli yani ama kadın olarak bilmiyorum ya yani neler yapardım. Sanırım ilk gün bir şey yapardım, vay be kadınım deyip böyle bir şey yapardım. Kendimi hani süzerdim. Bir dışarıya bir çıkardım böyle bir kadın olarak bir gezerdim sonra eve ama gelirdim. Ama eve gelemezdin. Değil mi? Bilmiyorum abi çok yani zor. Çok zor.